Efendim, Beşiktaş'la devam ediyoruz. Beşiktaş haberlerini rica ederim arkadaşlarımızdan. Fanatik'le de başlayalım. Fanatik 2. Trabzonspor maçından sonra Güneş'in yeni hedefi seri başlıklı bir haber. Trabzonspor beraberliğiyle lider Galatasaray'ın 10, ikinci Fenerbahçe'nin de 4 puan gerisinde kalan Kartal'da Şenol Güneş hedefi belirledi. Tecrübeli hoca kalan periyotta ligi mümkün olan en üst seviyede tamamlamak için oynanacak 6 maçın da kazanılmasını istiyor. Hemen kalan maçlarına bir bakalım. Bu hafta Hatayspor karşısında hükmen galip, bu hafta maç oynamayacak Beşiktaş. Ümraniyespor deplasmanı, sonra Galatasaray derbisi, Antalyaspor deplasmanı, yine bir Gaziantep karşısında hükmen galibiyeti var. Adana Demir deplasmanı, Kasımpaşa deplasmanı ve Konyaspor maçıyla da sezonu tamamlayacak. Buradan bir seri gelir mi, ne dersiniz? Gelir tabii, Beşiktaş'ın çok kaliteli kadrosu var ya. Bu Trabzon oyunu şaşırtmış olabilir bazılarını. Ama sonuçta Trabzon'da deplasmanda oynuyorsun. Trabzon'da yenilmem ben bu maçı kaybetmeyeceğim diye çıkmıştı sahaya. Çok iyi mücadele oldu. Mesela Abubakar'ı sahada gördük mü hiç hatırlamıyorum. Hüseyin Türkmen Abubakar'a peş yaptırmadı yani. Selli sahadan. Ama buna rağmen kazanabilirdi de yani. Beşiktaş pozisyonlar da buldu. Kaybedebilirdi de. Mert ipten aldı diyorlar da ne ipten alması Beşiktaş? Öyle ciddi önemli bir maç değildi ki yani. Hani şampiyonluk gidiyordur, ipten aldı olur yani. Mert mağlubiyet önledi diyelim yani. Ama kazanabilir dedi Beşiktaş. Bu kadro kalan maçları hepsini kazanabilir. Öyle bir kadrosu var Beşiktaş'ın yani. Cenksizlik belki biraz fazla etkiledi Trabzon maçında. Ama bence asıl sorun Trabzonspor teknik kadrosunun, benim bir Avrupa Kupası maçında önerdiğim Bruno Perez'i sağ açık oynat hocam dediğim şeyi hoca yaptı bu maçta. Trabzon bunu yapıyor. İki sağ bekle çıkınca sağ tarafa Beşiktaş'ın Masuaku çok işlemedi. Oradan Masuaku topla ilişkisi çok iyi olan bir sol bek. Yani şey gibi, sol açık gibi, 10 numara gibi ilişkisi var topla Masuaku'nun. Ya konsantre oldu mu çok iyi. Ligin en iyi sol beki ama bazen de dalıyor. Atıyor Trezeguet'e, al benden, bu da sana benden olsun. Ama şeyini, sözleşme uzatılmasını doğru yani. Çok doğru bir hamle o. Beşiktaş'ın o taraf işlemediği için çok kısır kaldı aslında Trabzon maçında. Ama şimdi o taraf işleyecek. Zaten sağ taraf işliyor. Hani Onur birazcık böyle ilk iki maçtaki veriminden biraz daha bir tık altında kaldı ama o da işliyor. Yani sırıtmıyor. Beşiktaş bu kadroyla, Abubakar'ıyla, Maksim'iyle, Yetsun'uyla, Hacı Ahmet'iyle, Cenk'iyle her maçın favorisi zaten. Yani. İçeride Galatasaray'a da yenebilir. Seri yapabilir yine hocanın söylediğinde bir... Neden olmasın diyorsun? Makul bir hedef yani. Büyük bir hedef değil. Hemen altındaki sadece işime odaklıyım başlığına da bir bakalım. Özellikle mücadeleden sonra Mert Günok ve Uğurcan Çakır arasında bir acaba gerginlik mi var bu milli takım konusuyla ilgili yorumları yapılırken. Maçın sonunda sarılarak güzel bir fotoğraf verdiler. Biz Uğurcan burada... zaten bahsetti Mert'i kastetmediğini. Biz burada... Burada söyledik aynısını. Maç günü evet. Buradaydık. Dedik ya maçtan önce de sarılırlar. Maçtan sonra da Uğurcan gidecek, Mert abisine sarılacak. Yani. Mert de konuyla ilgili şunu söylemiş. Uğurcan'la maçtan sonra konuştuk. Bir problem yok. Ben sadece işime odaklıyım. Benim için söylemedi demiş. Uğurcan da söyledi zaten. Ya ben Uğurcan'ın dediği şu. Mert abi için söylemedi Ezgi, diye. İnsanlar daha iyi anlar. Bu örnekte iyi anlıyorlar. Liverpool'un kalecisi kim? Alisson. Evet. Alisson bu sene sefilleri oynuyor. Liverpool sefilleri oynuyor yani. Hı hı. 8. 9. sıradalar. City'nin kalecisi kim? Emerson. Şahane bir kalecilik performansı var. Brezilya milli takımının kalecisi kim? Alisson. Evet. Yani lig performansına göre oynatmıyor bazı hocalar. Milli takım kalecisidir diyor, onu oynatıyor. Uğurcan da onu sordu Kuntz'a. Ben milli takım kalecisi miyim, ligden mi kaleci seçiyorsun? Hoca da demek ki ligden kaleci seçiyormuş. Yani bununla Uğurcan'ın sorusu da mantıklı. Hocanın seçimi de makul. Ya hiçbir itirazımız yok. İki tarafta haklı diyorsun. Tabii yani, olabilir konuda. Yani. Uğurcan bir de bu gelen soru üzerine cevap veriyor. Kendi kafasından uydurmuyor yani. Kurgulamamış şimdi, yani. Arka arkaya iki haber okuyacağım. Biri Milliyet 17'de Cengiz Malgır imzasıyla Güneş'i 1000 pişman ettiler. İlk olarak bu habere bakalım. Beşiktaş'ın hocası Trabzon'da 68'de sahaya sürdüğü Enkudu ve Muleka'dan hiç katkı alamadı. Maçı 7 top kaybıyla tamamlayan Enkudu
Yine sınıfta kalırken siyah beyazlı takımdaki kariyerini noktaladı. Muleka'da bulduğu bir şansı daha adeta çöpe attı. Şimdi hemen bu haberden sonra yine bu ikiliyle ilgili bir haber. Sabah gazetesinin 15. sayfasında Ogün Şahinoğlu imzasıyla Muleka ve Enkudu kadro dışı. Kartal'da vasatı aşamayan iki oyuncunun bileti kesildi. Enkudu için artık sabırlar tükendi. Kontratı bitene kadar forma giymesi imkansız. Muleka ise ya satılacak ya da kiralanacak deniyor. Özellikle zannediyorum Enkudu biraz Atletico Madrid performansıyla Şenol Güneş'in kafasını karıştırdı. Belki de Trabzon maçında da sahaya atarsam bir katkı alırım diye düşündü Şenol Güneş ama öyle olmadı. Trabzon maçında kim iyiydi sayısıyla Mert dışındaki faturayı Enkudu'ya kesiyorsa? Tamam fazla top kaybı yap. Ben de şaşırdım da. Ya bir maçta da bilmiyorum bir maç değildi tabii ya bu kararı vermenin nedeni de. Ama yani sanki de işte ama herkes yani iyiydi de. Enkudu'yu bir cümleyle anlat deseniz tebessüm. Zaten hayır yani Atletico Madrid maçında çok iyi, Trabzonspor maçında çok kötü olabilir. Enkudu evet. Tamamen böyle özetlenebilecek bir oyuncu. Ama devamlı gülüyor ya, çok hoşuma gidiyor, çok pozitif. Sürekli tebessüm halinde yüzü. Çok iyi bir çocuk ya. Çok belli yani. Çok yani iyi bir insan olarak yetişmiş. İyidir. Çok da iyi bir oyuncu. Yok bir bıraksın şey. Trabzon'la Trabzonspor konuşsun. Uygunsa fiyatı Enkudu'yu. Futbolculuğuna da kimse bir şey demiyor. İstikrar gösteremedikten sonra bir maç çok iyi, bir maç çok kötü. İki maç çok kötü, bir maç daha iyi. Tamam işte buna zaten istikrarı kazanırsa işte. Önemli olan onu istikrarı kazandırmak. Belki Trabzon'da kazanır diye söylüyorum. Yani tamam, ya şey için söylüyorum yani Enkudu çok iyi bir oyuncu. Trabzonspor her takımda oynar. Ama istikrar sorunu var. Beşiktaş'ta o sorunu aşamadı. Aşarsa yani hiçbir teknik her direktör mü aşamadı? Çok çok pişman eder biliyor musun? Gittiği bir takımda istikrarı yakalarsa biz bunu nasıl verdik olur. Hangi teknik direktörle yakalayacak çok merak ediyorum. Olabilir. Belki de sallıyorum. Bielisa'dır belki. Belki Pirlo'dur. Bilemeyiz bunu. Ama o sürekli tebessüm eden hali, sürekli pozitif haliyle ben ona hep şans vermekten yanayım. Sonuçta ama teknik direktörlük maaşını hoca alıyor Beşiktaş yönetiminden. Şenol Hoca o kararı o verecek. Cenk ve Amir arandı yine Milliyet gazetesinde, özellikle Trabzonspor maçında. Acaba bütün takımın etkisiz kalmasında Cenk ve Hacı Ahmetoviç'in yokluğu ne kadar etkiliydi? Bence onlar da olsaydı Trabzonspor çok bilenmiş çıktı maça. Yani Trabzonspor o maçı kaybetmeyecekti yani, öyle oynadı. Beşiktaş da ona cevap veremedi. Biraz da bu tarafından bakmak lazım. Sonuçta karşında bir rakip var. Karşındaki rakip de son şampiyon yani. Ne kadar kötü olursa olsun. Bir titre kendine gelir. Bir puan aldığına sevinirsin. Öyle oldu yani. Oyunculara tek tek hata bulmayı doğru bulmuyorum. Kaldı ki işte defansı Beşiktaş'ın belki de en iyi oyunu oynadı yani. Öyle zor toplar çıkardı ki Saiz, Koley, Mert. Üçünün de çok zor çıkardığı toplar var. Ya iyi oynayan onlar. Ön tarafın hepsi kötüydü. Abubakar oynadı mı oynamadı mı bilmiyoruz ya. Gerçekten bir ara hiç yoktu yani, kayboldu. İşte acaba Hacı Ahmetoviç'in yokluğu orada öne verilecek topları biraz sıkıntıya mı soktu Beşiktaş? Bence Salih'le Jetson o işi yapabilecek adamlar. Ama diyorum ya sanki soyunma odasında Trabzon oyunun galibi olmuştu. Skor önemli değil. Zaten maç beraber bitti. İki takım da ikişer puan kaybetti ama maçın kazananı Trabzonspor oldu aslında. İkinci yarı itibariyle bir ilk yarı o kadar tabii ilk yarı ikisi o kadar sıkıcı bir mücadeleydi ki. Ya öyle bir oyun oldu. Ben bu oyunu sadece oyuncular üzerinden tarif etmeyi biraz futbolun ruhuna haksızlık olarak görüyorum. Foto maç 5. Masuaku kaldı. Satın alma opsiyonu devreye giren sol bek için kulübü West Ham United'a 2 milyon euro ödendi ve 2+1 yıllık anlaşma yapıldı. Kapa'da bildirim yapıldı ve Masuaku bundan böyle Beşiktaş'ın oyuncusu, gelecek sezonda bu şekilde maaşı devam da edecek. Belli olmuş mu? 1.3 milyon mu? O gün onu söylemişti galiba da. Haberde var mı diye ama yok galiba haberde. Yok. Şeyde bakmak lazım. 1.3 milyon. 1.3'tü galiba, ben de öyle hatırlıyorum. Evet öyleydi. Trabzonspor pek çok oyuncusuna daha çok maaş veriyor. Yani İstanbul'un bir büyüğünden fazla maaş veriyor Trabzonspor. Ya bazı oyuncular yani. Mesela Hamşik 2,5 milyon euro alıyor. Deli para yani. Masuaku'nun kalması. Masuaku şu an ligin en iyi sol beki ya. Net olarak en iyi sol bek. Masuaku belki bazı maçlarda şey bile denersin yani, çizgiye basarak oyun önüme alışkanlığı, oyun ezberini değiştirir. Bazı kazanımlar ve kayıpları da olabilir oyuncu için. Ama sanki 10 numarada bile oynayacak bir adam ya. 8 numarada sol iç biz deriz biz. Sol iç oynayabilir. Topla ilişkisi çok iyi. Dribling yeteneği
On numaraların çoğundan iyi dribling yeteneği var ya. Ama uyuyor bazen işte yani.